Caver, ayır onları, ayır. Şşt. Ne? Ya uzun oğlum o. Arkadaşlar iş yerindeyiz de. Burada Cafer'in bir ufak çaplı bir çetesi var. Şuna da Yavuz'un oğlu diyor. Yavuz'un oğlu abi işte abi. Yanlışsam yanlış, yorum yapın abi. Yemek yiyor şimdi, yemek verdi yemek artıklarında. Yemeği biz gel. Gel oraya. Gel oraya. Aa, çok gerginsiniz yani. Gel. Bunlar bizim çete abi. Şu dişiyi hangisi sahiplendi? Şu dişiyi şu sahiplendi, bu dişiyi o sahiplendi. Hangisi hangisini koruyor? Şu şunu. Siyah dişiyi şu koruyor. Abi bir tane daha yere biri. O en kısırıkları ya. Onu hep dövüyorlar. Yemek verdim sana. Şimdi gizli gizli gelecek. Oğlum seni ne yapıyorlar? Şu kıllıdan korkuyorlar. Kıllıdan. Kırıkkale'de kıllın mı? Abi benziyor ama. Benziyor da yani boşta duruyor insan. Özel getirttim ben İstanbul'dan. He. İstanbul'dan getirdim. Özel üretim mi? Özel ama gizli. Gizli. Annesi gizli bunun. Gizli star. Aynen. Gel gel. Gel bakalım. Gel gel. Oğlum sen gelme bak. Kavga ediyorsunuz onu. Aha yemeğine gidiyor. Yavuz'un oğlu olduğunu şuradan anlayabilir miyiz? Yemeğini çok kıskanıyor. Abi benim anlamadığım burada tek olay ne biliyor musunuz? Şimdi bu, şu var ya şu, bundan korkuyor normalde. Evet, kuyruğunu ve onun olduğu yere gelme ama yemek konusunda hiç korkmadan gidiyor, yemeğini yiyor. O yemek yerken de bu onu elleyemiyor. Allah Allah. Değişik bir aralarında bir üstünlük mücadelesi var ama anlamadım yani. Bitirdiler yemeği. Bak, bu yemek getirmiyor ama normal şeylerde ondan korkuyor. Anladım. Oğlum sen Yavuz'un oğlusun, nasıl korkuyorsun? Bu da Ejder'in kızı. Burada da ya Ejder. Evet, gel. Yaks. Gel, Ejder'in kızı. Ejder'in kızı. Afetten olma. Afet'e benziyoruz. Gerçek sanacaklar. Afetten olma. Şimdi ileriki zamanlarda işte Yavuz'un olduğu Ejder'in kızını yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar buradan da güzel üretimler bekliyoruz. Gel, Ejder'in kızı. Ama kulağında sanki şey var Caver. Ya kaçmış da bir ara. Şey barınakta tutmuşlar. Ondan dolayı bir küpe takmışlar ya. Dur geliyor. Ha, geliyor. Aynı Afet abi. Gel 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 gel. Geks. Geks. Ha, geliyor. Aha. Harbi Afet'e benziyor ama. Benziyor oğlum. Bu şeyi isimlendirmedik onları burada. Gözlere baksana, gözlere sarılıyor. Ha. Evet, Afet de Ejder kızı. Oğlum, buradaki kadro sana bir şey değil mi? Bizim bahçeden sağlam. Yavuz'un oğlu. Vallahi bilmiyorum işte. Bu da gergedana benziyor bir tık da. Tüyler müyler. Geldi. Yani siyahımız da mevcut burada. Ejder'in kızı geldi. Bu da alalara benziyor arkadaşlar. Büyük ala büyük, var. Büyük. Büyük aladan biz bu zamanda bir yavru aldık. Büyüyor şimdi 3 aylık da. Ne oldu? Tamam hadi git. Arkadaşlar buradaki işte köpekler artık burası sanayi sitesi. Organize sanayi sitesi. Burada Cafer bunları besliyor. Cafer kardeşimiz iş adamı oldu. Estağfurullah. O şekilde devam ediyor. Yani arkadaşlar burada daha fazla da vardı. Hatta bazen kendi aralarında böyle yemek kavgası yapıyorlar. Bir gün bu domuzlar da var burada. Bazen geliyorlar burada. Üretim olduğu için bazen atıklar çıkıyor. Bir gün biri böyle burayı yardırmış. Hatta seninle mi götürmüş Kulaş buradan buraya? Veterinere falan da götürüyoruz. Yani sahipleniyoruz işte. Bunlar da bizi seviyor burayı. Bizleri de seviyorlar. Öyle sokak. Başka var mı? Albay'ın oğlu falan buralarda. Ya Albay'ın oğlu vardı bir ara. Gerçekten böyle kara kırçıllıydı. Yok. Şimdi son zamanlarda yok. Yani ya bunlardan çekildi gitti. Junior Yavuz. Yavuz. Gel. Adı Yavuz oğlum zaten. Gel. Yavuz koydum. Adamcılık var mı bununla Caver? Adamcılık yok. Hiçbirinde adamcılık yok. Arkadaşlar yeni çiftlik burası işte. Geri döneceğiz demiştik.
Arkada kocaman bahçe var normalde. Ne oldu oğlum? Ne yapıyorlar sana? Hı? Ya şunu... Kılı. Şuna isim bulsunlar ya. Şunu çözemedim abi. Hangisine? Bu ejderle beyaz toro. Hangisi bu mu? Şu benekli. Ha, benekli. O tarz köpek yok ki, o tarz. O tarz yok. Hadi buna bir bulsunlar. Yurt dışındaki bir... alabaylar var. Heh, alabayı kırması diyebiliriz ona da. Buna... Şuna ala dedim, büyük alanın torunu, oğlu dedik. Buna afetli kızı, ejder kız dedik. Şuna Yavuz dedik. Buna da şey var, yurt dışında dedik. Bir Joker diye bir alabay var. Aynı ona benziyor. Şu da insanlar biliyor, şu kime benziyor biliyor musun? Burdurlu bir kara vardı. Behçet abi mi? Kara Tayfun'un kızı. Aynen. Burdurlular bilir belki. Özgür abinin başta kaldı Kara Tayfun. Aynen. O zamanında aldık işte burada gizli saklı. Bekletiyoruz. Ben bu videoya şeyleri de ekleyeyim. Gerçeklerini mi? Aynen. Gerçekte bahsettiğimiz köpekleri de ekleyeyim. O zaman... Tekrar sayalım abi. Burdurlu evet. Behçet abinin Kara Tayfun'un kızı. Gergedan'ın oğlu. Kıllı olan. şu büyük alanın oğlu. Büyük ala. Torunu diyelim. Torun diyelim. Şu afetli ejderin kızı. Afetli ejderin kızı. Diğeri de sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Diğeri de şey var. Ben ona ekleyeceğim. Alabay kırması o da. Joker diye bir köpek var ama. Şu da Yavuz'un oğlu. Pişt. Pişt. Hey. Gel. Arkadaşlar ekip böyle. Bu şekilde bir kadro var. Kendi kendilerine de eşleşmişler. Bunlar bazılarında şey var ama bazılarında yok. Kulaklarında küpe var ama bazılarında yok. Şeyden tasma niyetine koyduk da burada. He, tasma olarak evet, mı? Tabii. Şeyler yeni stil tasma. Güvercin bileğine takıyorlar o şekil mi? Atlas çifli yazıyor. Aynen. Şöyle göster istersen Atlas çifli yazan yeri. Hemen göstereyim. Gel kızım buraya. Arkadaşlar bunlar kısır değil. Tabii el değil. Şey olarak Atlas çiflinin şeyi tabii, var kulaklarda. Büyükşehir Belediyesi. Bak bu kısır ama diğerlerin ne var? Yok herhalde ağızlarında. Altlıklar dişlenip sıkısır. İyi bari. Son olarak demek istediğin bir şey var mı Caber? Demek istediğim bir şey sokak hayvanlarımızı koruyalım. Buradan da şöyle bir şey değinmek istiyorum. Ya, koruyalım diyoruz da ama bazı yerlerde de gerçekten sokak hayvanları büyük problem yaratmaya başladı. Özellikle evet. Son zamanlarda bir çeteleşme durumu var değil mi Ulaş? Tabii. Yani ortak bir çözüm bulunması gerekiyor. Hem hayvanlara zarar gelmeden hem insanlara da zarar vermeden. Çünkü şimdi hani biz korkmuyoruz ama bu hayvanlarda da biraz şey var. Bulundukları ortamı sahipleniyorlar. Ondan sonra geçebilirsin oradan ya. Tabii korktuğunu hissettiğinde de çete halinde üzerlerinize geliyor. Aslında böyle hani geldiklerinde onların üzerine gittiğinde karşı bir şekilde bu sefer onlar korkuyor ama çoluk çocuk olduğunda sıkıntı oluyor. O anda tabii o tepkiyi veremiyor. Adrenalinle aynı şeyi veremiyor, dönüp kaçmaya çalışıyor. Kaçarken araba çarpabiliyor, düşebiliyor veya köpekler ya bir resim var ısırmış her tarafını mahvetmişler. Evet. Yani bu tarz konular kötü. Aynen. Konuda açıkçası şimdi bakmasan olmuyor. Şimdi ya geçen bir yerde gördüm parkta bir tane çocuğa 30 tane ya. Evet. Tane köpek. Yani özellikle böyle herhalde belediyelere duyurulur. Belediyelerin salma alanları var. Oralarda böyle çeteleşen gruplar var. Çok yani çok tabii ki bunlar da can ama yani bu çözüm ülkemizin ortak sorunu. Tabii, bu soruna tabii. Ortak bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya şimdi bu hayvanlara konuşarak bir şey anlatamıyorsun. Yani, o yüzden bunu belediyenin bir şekilde çözmesi lazım. Ben bilmiyorum. Belki bu bir öneri olabilir. Hani aklımdan geçirdiğim bir fikir. Yani sonuçta ülkemizde çok sayıda büyük şirket var. Yani bu tür şirketlere bir ortak bir noktada toplayıp hani güzel bakım evleri hani sadece belediyeli evet, olacak işler değil sonuçta. Şehrin dışında güzel bakım evleri tabii ki bunu sağlarken kısırlaştırma ön planda olması gerekiyor çünkü onun önüne geçemezler. Yani bu
şekilde bir ödenek çıkartılıp o bakım evlerinde bu hayvanlarımız hem güzel şartlarda bakılabilir. Yani çünkü barınakları da görüyoruz şimdi. Evet. Yani çok böyle iyi bir şekilde oradaki hayvanlara da bakılmıyor. Hani bir elin parmağını geçmez belki iyi barınaklar. Bir börk geldiği zaman da böyle orijinal hemen satıyorlar, para yiyorlar oradan. Onu da gördük yani, onu da yaşadık yani. Yani o yüzden bu konulara bizde aslında değil. Şey video planı yoktu öyle ben Cafer kavga etmesinler diye böyle yanlarına gitti ayıracaktı. O ara ben de çıkardım hem telefonu hem bu konuya değinmiş oluruz hem de buradaki yeni kadroyu gösterdik. Diyeceğin var mı son bir şey? Ya yok, hepsine ayrı ayrı yemek koyuyoruz ama illa işte köpekler kendi aralarında öyle bir kız. Ben de başlarında bekliyordum. Ulan işte videoyu açıvermişler. Biz artık bunu hemen avantaja çevirdik arkadaşlar. Artık böyle ya, anlık hemen tık hemen çıkartıp çekeceğiz sizler için. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Yeni gelişmeler olabilir. Onlardan da bakalım sizi haberdar edeceğiz. Belki buradan sonra da oranın videosunu çekeriz. İnşallah her şey güzel olur. Yemin ederim sizin için yapıyoruz. Vallahi yani şu anda yani bakın işteyim. Yani işteyiz, başta geldi bugün. Çünkü birkaç görüşme yapıyoruz ama olabildiğince fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü pandemi bitti arkadaşlar. Hani biz de bir hayatımızı kurma yolunda ilerliyoruz. Ama olabildiğince zaman... Ya tabii ki sadece böyle şey için değil hani... sevmesek arkadaşlar yapılmaz. Yapılmaz. Her zaman içimizde bir ukdeydi. Ama sizler sayesinde biz tekrar geri dönmeyiz. Aynen yani... Daha doğru olur. Bence şey değil yani hani 3 yıl ara verdikten sonra tekrardan geri dönüp yani çok güzel tepkilerle karşılaştık. Herkesin ilgisi alakası çok iyiydi. Yani geri dönüş de çok güzel oldu. Hani biz bu ortamı seviyoruz. Elimizden geldiğince de daha önce biraz şey vardı bizde. Kendimize böyle yükümlülük yüklüyorduk böyle. Yapmamız gerekiyor, onu yapmamız gerekiyor, şunu yapmamız gerekiyor. Yapmayınca rahatsız oluyorduk. O yüzden bakalım artık bundan sonra güzel bir şekilde devam ederiz. Daha doğaçlama mı olacak arkadaşlar? Diye bekliyoruz. Kendimizi çok kasmadan. Tabii biz de önceki videolarda özellikle videoda Ulaş ayarlıyordu. Yani en ufacık bir kemik mesela kemiği bile bazen yere göre koyamıyorduk videoya. Yani o kadar inceye detaylı kasıyorduk işte şu ama şunu yapmayalım böyle olsa şöyle olur. Şimdi saldık. Doğal. O anda ne gelişirse, o anlık ne gelişirse çekeceğiz. İnsanlar her şeyin doğal ortamını görsün diye. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Öğle aram bitti. Evet, ben artık işe gidiyorum. Hadi bakalım sen iş başına. Hadi görüşürüz.